enflasyon Türkiye'yi sadece siyasi yönden değil ekonomik yönden de etkiledi. Para piyasasında değişiklikler yaşandı, faiz oranları arttı. Biz de bu konuyla ilgili olarak sokağa faiz oranlarındaki artışta paralel devletin etkisi var mıdır diye soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Ne dersiniz, başlıyor. Herhalde vardır tabii. Yani, mutlaka var tabii. Siz ne düşünüyorsunuz? Var diyorum yani. Neden vardır? Yani nasıl etkilemiştir? Şimdi nasıl? Aralık operasyonu ve daha sonra. Tabii yani ne bileyim işte Türkiye'nin üzerine oynanan oyunlar bunlar. Yani bunu köydeki çoban dahi bunu biliyor yani. Parası olan etkilenmez. Parası olmayan etkilenir bu işlerde. Zannetmiyorum. Neler yoktur mesela? Yani doların dünyada zaten bir yükselişi var. Yani paralel devlet falanla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Evet, doğrudur. Paralel devletin etkisinden kaynaklanan bir sorundur. Nasıl bir etkisi var mesela ekonomi? Şu anda enflasyonu yani normal nereden bakarsan yıllık eğer %5 ise bunun %10 civarlarında olur. Enflasyon artar ister istemez yani. Vatandaş yani bir şekilde ticaretten döner, faizle döner. Faize yatırıp parasını ondan kaynaklanmış. Paralel devletten ziyade hükümetin çok etkisi var. Hükümet birbirine geldi, cemaat ve hükümet arasında. Bu yüzden Allah onlara yardım etsin. Türkiye'nin mahvolması demektir bu. Valla artışın paralel devletin etkisi olup olmadığı tartışılır. Kimine göre olacak, kimine göre de olmayacak. Ama Türkiye'deki maalesef bu tartışma ortamından dolayı her şey oynak zeminde olduğumuz için yani ekonomik demek tamamen oturmamıştır. Paralel devlet farklı bir konudur bence. Ekonomi de farklı konudur. Ama maalesef belli bir noktada birleşiyorlar tabii ki. Hükümetle diğer taraf. O yüzden de %51'e 49 diyeyim. Biraz var. Muhakkak istikrarı bozunca başka ne bekliyorsunuz ki? Herkes tedirgin oluyor. Tedirgin olunca da illaki parasını stok etmeye çalışıyor. Değerlendirmek için de ne garantili şey? Faiz. Mutlaka. Başından sonuna kadar. Çünkü bu spekülasyonu yaptıktan sonra ilk önce 15-20 milyon dolarla ve arkasından 100 milyon doları aşan ülkenin kaybı ve zararı olduğunu hepimiz okuyoruz, takip ediyoruz, biliyoruz. Bunun arkasından da tabii bunların destekçisi olan faiz lobileri ve dışarıdaki büyük gruplar, illegal efendim dünya çapında söz sahibi olan, istersen isimlerini açıklayabiliriz ama siz de biliyorsunuz bunları. Bu grupların efendim uzantılarıyla beraber bizdeki piyasadaki hakim olan yüksek para çeken güçler çektik dolarları ve şeyleri euroları çekince bu sefer faizin artmak neden zorundasına oldu? Neden oldular. 17 Aralık operasyonuyla ilgili tabii var yani. Ekonomide bir değişiklik var. Ne gibi bir değişiklik var ekonomide peki? Fiyatlar arttı. Her taraf pahalı. Pahalı yani bize yansıdı yani. Orta kesime, ben devlet memuruyum. Bize yansıdı. Şüphesiz belki vardır ama sonuçta devlet bir ticari kuruluş. Ticari kuruluşta da kar da olur, zarar da olur. Sanırım herhalde biraz da bu gözle bakmak lazım. Faiz oranlarının artmasında paralel devletin etkisi var mı? Sormaya devam ediyoruz. Mutlaka vardır. Ne gibi bir bağlantısı vardır? Zaten şu anda anlaşamıyorlar.
cemaatten bir sürtüşmeleri var, o yüzden olabilir büyük bir ihtimalle. Vallahi devlete etkisi tabii ki vardır mutlaka. Yani düşündüğün zaman devlette neden etkisi olmaz? Yani faizlerin iki rakamlı oranlara çıkması da düşündürücü baktığımız zaman. Ama alıştık, bu güzel ortama alıştık böyle birden ki. Ben onu o zaman canlı izliyordum. Hatta gece 1'e kadar izledim televizyonu. Baktığımızda tabii şok edici bir şey. Hiçbir banka hesabım yok. Hayatımda hiç kredi kartı kullanmadım. Faizle ilgili de hiçbir şey neredeyse takip etmiyorum. Gözlemlediğim tek şey ama neredeyse tek şey bütün olan bitenler karşısında sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkisi. Bu kadar. Muhtemelen vardır efendim. Ne gibi bir etkisi var? Ne gibi etkisi vardır? Malum benim kanaatimce Türkiye'nin büyük projelerine Marmaray'dan sonra havaalanı, 3. köprü vesaire de mesela Türk Hava Yolları'nın rakibi olan başka bir dış memleketlerden bir hava yolu firması var. Gezi olaylarının arkasında da o parmağın olduğunu söylenmiş idi. Tabii maalesef o paralel devlet maşa olarak kullanıldığı kanaatlerini taşıyan vatandaşlardan biriyim. Dolayısıyla olan Türkiye'ye oldu, hepimize oldu. Faiz oranları da dış destekli mihraklarınla birlikte faizlerde başarı elde ettiler. Ama sandıkta o başarı elde edemeyecekler, üzgünüm. Vallahi zannetmiyorum ama maalesef şu andaki Türkiye için bir şey söylemek biraz zor yani. Değil. Evet, ne olduğu belli değil yani. Biz vatandaş olarak çözemedik. Oranlarının artmasında paralel devletin etkisi var mıdır diye sorduk. Görüşleri ise sizlerle buluşturduk efendim. Bir sonraki Ne Dersiniz programında karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.